Tamam. Efendim hepinize iyi akşamlar. Empowering the Turkish American Community yani ETAK'ın organizasyonunu yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyoruz ve organizasyonumuza başlıyoruz. Efendim ben Ayla Sönmez Biler. İstanbul doğumluyum. Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi mezunuyum. Aynı zamanda yarışçı drama eğitmenliğim var. Çok uzun zamandır yetişkinlere ve çocuklara yaratıcı drama eğitimleri veriyorum. Yolum ETAK'la nasıl kesişti? Harika bir kulüpleri var, çocuk kulüpleri ve onların her geçen gün başarıyla birçok çocuğa ulaştıkları öykü saatinde de aynı zamanda masal anlatıcılığı yapıyorum. Ne kadar şanslıyım ki yine böyle özel bir günde hep birlikte bir aradayız ve ben de bu grubun bir parçası olduğum için açıkçası çok mutluyum. Tekrar Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyorum. Günün anlam ve önemini bize anlatması için ETAK Yönetim Kurulu üyesi Atiye Bayman'a söz vermek istiyorum efendim. Buyurun Atiye Hanım. İyi günler, iyi akşamlar. Seçkin sunucularımız ve değerli misafirlerimiz, Kadınlar Günü kutlamamıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Çok beğendiğim yazar Simone de Beauvoir'ın alıntısını, Beauvoir'dan bir alıntı paylaşacağım. Dişi kadın doğmaz, kadın olur. Toplumun dikte ettiği gibi değil, kendi seçtiğimiz kadın olmak ve bu yolda bizim kadar şanslı olmayanlara yardım etmek için uğraşıyoruz. Buna paralel toplum da kendinden doğmaz. Kişilerin gayretiyle oluşur. Kadınların uğraş ve başarılarını kutladığımız bu günde sizleri ETAK'ı destekleyerek Türk Amerikan toplumunu güçlendirmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Atiye Hanım. Efendim sırada çok 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 önemli bir kadın var. Türk kökenli Amerikan toplumunun yakından tanıdığı, aynı zamanda da çok sevdiği bir kadın. Nalan Şahin Hodoğlugil. Ben sözü ona bırakmadan önce, evet birçok tanıyanı var ama tanımayanlar için ufak bir bilgi vermek istiyorum kendisiyle ilgili. Kadın sağlığını geliştirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinde canla başla çalışan bir kadın. Bu ülkelerden Etiyopya, Ruanda, Gana, Kenya, Tazmanya, Zimbabwe ve Afganistan var. Gittiği her ülkede kadınlarının önlerinin açıldığında onların liderlik duygularının geliştiğini gözlemleyebiliyor kendisi. Kadın sağlığı ile kadın haklarının güçlendirilmesinin el ele yürüdüğüne inandığı için de bu konuda çalışmaya devam ediyor. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu kendisi. Aynı zamanda Hacettepe Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanlığı da yapmış. 2000 yılında Amerika'ya yerleşiyor. 2008'de University of California Berkeley'den halk sağlığı doktorasını alıyor. Mavi ve Altay isimlerinde çok tatlı iki çocuğu var. Allah bağışlasın. Aynı zamanda eşi Uğur Hodoğlugil de UCSF'de insan genetiği hakkında araştırmacı olarak çalışıyor. Ben sözü Nalan Şahin, Doktor Nalan Şahin Hodoğlugil'e veriyorum. Buyurun hocam. Valla çok mahcup ediyorsunuz. Beni tanıyanlar bilirler. Öyle çok titreleri, şunları, bunları duyunca mahcup olurum. Ama çok teşekkür ederim. İyi ki ETAK benim karşıma çıktı. Çok sevgili Hülya Hanım, çok teşekkür ederim. Siz ne isterseniz her zaman yaparız biliyorsunuz. Ve böyle bir günde burada olmak da gurur duyuyorum. Beni düşündüğünüz için, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese, bütün bu ETAK'taki çalışma arkadaşlarıma, hepinize. Benim için burada ayrı bir aile oluşturdular onlar. Benim bu kadın sağlığıyla ilgili, kadın sağlığı ve kadın hakları ile ilgili çalışmaya başlamam aslında kendi hayatımın başlangıcından geliyor.
Türkiye'de doğup yetişip de hani niye bu işler böyle diye bir çeşit haksızlıkları görünce niye erkekler bunu yapıyor, niye ben yapamıyorum, ben yaptığım zaman niye bu sorun oluyor gibi küçükken, çok küçükken başlayan bu düşünceler beni merakımdan öbür ülkelere götürdü. Diğer ülkelerde bu işler nasıl oluyor diye ve benim bunun aslında evrensel bir sorun olduğunu anlamam ancak meslek hayatına atıldığımda, sayılara baktığımda, dünyadaki sayılara baktığımda o zaman fark ettim. Dünyanın neresinde olursanız olun kadın olmanın getirdiği bazı dezavantajlar var. Ben bugün özellikle COVID ile ilgili konuşacağım. Koronavirüs pandemisi. Ben COVID, kısaca COVID adını kullanacağım. Acaba COVID açısından neler oldu? Bu eşitsizlikler, neler gördük? Onlardan bahsedeceğim ama tabii her zaman genel cinsiyet rolleri, kadın eşitliği hakkında da konuşabiliriz. Onu sağlığa bağlayabiliriz, başka şeylere de bağlayabiliriz. Ama özellikle bu konuşma açısından ben hazırlanırken üç ana eşitsizlik olduğunu fark ettim. Hani biraz bakınca, biraz düşününce. Öncelikle şunu da söyleyeyim. COVID açısından şimdiye kadar dünyada 2.6 milyon ölüm oldu. 117 milyon vaka oldu. Türkiye sayılarına bakarsak Türkiye'de 2.8 milyon vaka ve toplam 30 bin ölüm deniyor. Ama muhtemelen gerçek ölümler ondan 2-3 katı kadar. Amerika'da 500 bini geçti ölümler. Ve 29 milyon kadar da vaka var. Hayatını kaybeden herkese, gerek sağlık çalışanı olsun gerek her türlü işte çalışanlar olsun, onları buradan rahmetle anıyoruz. Bu pandemi geldi maalesef ama geçecek, onu da biliyoruz. Sadece bu geçerken ve geçiş sürecinde bu kadın, özellikle kadın eşitliği hakkında nelere dikkat etmemiz gerekir? Ben birkaç şey onun hakkında söyleyeceğim. COVID'in yarattığı eşitsizliklerden kadın açısından herhalde birincisi, en önemli olanı, kadının ekonomi ve çalışma hayatına katılımını çok büyük oranda olumsuz yönde etkiledi. Bunların nedenlerinden bir tanesi, ekonomi ve çalışma hayatında kadınlar zaten alttan başlıyorlar. Daha üst düzeyde, daha yüksek prestijli, daha gelir düzeyi yüksek olan işlerde çalışanların çoğu erkek. O işler daha az etkilendi COVID'den. Daha hiyerarşik olarak daha önemsiz değil, çok önemli, mutlaka yapılması gereken işler. Ama ücreti düşük olan işlerin çoğunu kadınlar yaptı. Bunlar örneğin otelde çalışanlar, lokantada çalışanlar, eğitim sektöründe çalışanlar vesaire gibi. Bu sürece baktığımız zaman, COVID sürecine baktığımız zaman daha çok kadın işini bıraktı. Çeşitli sayılar var. Ama genel olarak baktığımızda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu, sadece bu süreçte COVID nedeniyle 2,5 milyon kadın, 1,6 milyon erkek işini bıraktı. İşini bıraktı derken ya kaybettiler işlerini ya da çocuklarına bakmak için, yaşlılara, hastalara bakmak için tek seçenekleri buydu. Başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Birleşmiş Milletler raporuna bakarsanız COVID nedeniyle bu kadınların işe katılımı 30 yıl geri döndü diye bir rakam var. Bu ciddi. Başka önemli bir nokta kadınlar açısından, sırf sağlık çalışanlarına baktığınız zaman, enfeksiyon alan sağlık çalışanlarına baktığınız zaman bunda da kadınların enfekte olma riski daha yüksek. Örneğin İspanya'da sağlık çalışanları içinde enfekte olanların oranı kadınlar %72. İtalya'da bu %66. Bu ne demek? Kadın sağlık alanında çalıştığı zaman dahi genellikle yaptığı işler ebe, hemşire, ön safhada çalışan sağlık çalışanı, toplum sağlık gönüllüsü, daha çok birebir hasta kişilerle yüz yüze ilişki içinde. O yüzden daha çok enfeksiyon riski artıyor. Yani her durumda bir dezavantaj görüyoruz. Başka bir COVID'in maalesef yol açtığı eşitsizlikler hakkında, bu COVID'in sosyal psikolojik etkisi nedeniyle özellikle ev içinde şiddete maruz olan kadınlarda da artışlar gözlendi rakamlara baktığımız zaman. Ve bunlar tüm ülkelerde, bütün dünyada, örneğin Fransa'da %30, Arjantin'de %25 artmış diyoruz.
ev içi şiddet dediğimiz zaman ya da kadına karşı şiddet dediğimiz zaman bazen özellikle kadına karşı şiddet dediğimiz zaman bazen insanlar şey diye düşünüyor. Hani böyle sokakta kadının dövülmesi vesaire öyle değil. Her evde, her ailede olabilen şiddet bu. Ev içi şiddet, eğitim düzeyinden bağımsız, gelir düzeyinden bağımsız ve COVID'in yarattığı bu herkesteki stres nedeniyle onun ceremesini de maalesef kadınlar çekiyorlar. Ve şimdi gidebilecekleri bir yerde yok. Dışarı çıkamadıkları için gidip başka yerlerden yardım da arayamıyorlar. Maalesef böyle olumsuz şeyler meydana geldi. Ama neler yapabiliriz? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Yalnız belki neler yapabiliriz'e geçmeden önce bu kadın erkek eşitsizliği ile ilgili konuşurken hep mesela sorular gelir. Erkeklere de aynı şey olmuyor mu? Yani niye kadın? Niye kadını ön plana çıkartıyoruz? O konuda bir parantez açmak istiyorum ben. Eşitsizliği düşünürken her zaman rolleri tersine çevirmek insanın daha iyi anlamasını sağlıyor. Mesela yıllar önce TRT'de yine benzer konularda konuşurken bir programda o zaman kadınlara sormuşlardı. Türkiye'de kadınlara mikrofonu tutup işte sormuşlardı. Soru da şuydu. Sağlık hizmetlerine ulaşabiliyor musunuz? Bunun için özellikle cinsiyet rolleri açısından bir fark var mı? Yani gidebiliyor musunuz o hizmeti almaya diye. Yanıt veren kadınlardan da bir kısmı da şöyle demişti. Sağ olsun benim kocam çok anlayışlıdır. Ben ne zaman gitmek istesem giderim. Sorun değil, benim için engel değil. Bu iyi bir şey, çok iyi bir şey. Kocası engel olmamış. Ama şimdi rolleri değiştirin. Sokağa çıkın, elinizde mikrofon, gazetecisiniz, araştırmacısınız ve erkeklere soruyorsunuz. Sağlık hizmeti almakta önünüzde bu cinsel toplumsal cinsiyet rolü açısından bir engel var mı? Gidebiliyor musunuz? Erkek de size diyor ki benim hanımım çok anlayışlıdır. Ben istediğim zaman giderim hastaneye. Ne istersem yaparım. Yani böyle değiştirip düşündüğünüz zaman o zaman ortaya çıkıyor eşitsizlikler. Çünkü bazı eşitsizlikleri o kadar içselleştirmişiz ki bunun eşitsizlik olduğunu bile fark etmiyoruz. Mesela COVID sırasında çocuklara bakılacak. Kim bakacak? Kadın bakacak. Çoğu zaman sormuyoruz bile. Yaşlı var, hasta var. Kim bakacak? Kadın bakacak. Halbuki bu işleri paralı hale getirdiğiniz zaman o zaman erkekler yapıyor. Yani kadının görünmeyen, kadının o emeği görünmüyor. Onun karşılığını almıyor. Ve kadının çektiği yerde illaki erkek de çekiyor. Yani o yüzden kadını desteklemeye çalışıyoruz biz. Farklı şekillerde. Erkeğin çektiği farklı şekillerde oluyor. Şimdi neler yapabiliriz'e geçince tabii ki her alanda kadın erkek eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz. Bunun için çok büyük politikalar yapmamıza tabii ki politikalarla uğraşacağız. Elbette politikaları değiştireceğiz ki eşit haklar olsun. Eşit iş için eşit gelir olsun. Her türlü alanda kadınların önü açılsın. Ama bunun dışında kendi yapabileceğimiz çok önemli şeyler var. Evde kız çocuğumuza, erkek çocuğumuza nasıl davranıyoruz? Eşinizle ilişkisinizde nasıl davranıyorsunuz? O eşitliği kendi ortamınızda, kendi ailenizde, kendi çevrenizde sağlayabiliyor musunuz? Bunun dışında sosyal devlet ve sosyal politikalar çok önemli. Çocuk bakımına ilgili sosyal politikaların geliştirilmesi, bunun için yardım sağlanması, ücretli aile izni sağlanması. Erkeklerin de çocuklarla kendi çocuklarıyla vakit geçirmeye ihtiyacı var. Yani onların da yapabilmesi lazım. Sonra bir diğer noktada yine bahsettim, kadın işini ve emeğini daha görünür hale getirmek lazım. Her durumda hasta bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, diğer evde yapılan işler vesaire olsun. Bir diğer nokta da önemli olan, her şeyde önemli olan, COVID'de de önemli, diğer şeylerde de önemli. Kadınların bu planlamalara katılmaları, eşit olarak her karar verici durumunda olmaları. Ona da şöyle bir örnek vereyim. Mesela kadın üreme sağlığı ile ilgili kararlar verilirken, eğer görmüşsünüzdür Amerika'da üst düzeyde kararlar verilirken, bu dediğim başkanlık, Amerika başkanlığı düzeyinde bakıyorsunuz o karar veren fotoğraf çekiyorlar. O karar vericiler atıyorum 10 kişi ise onu da erkek.
Şimdi yine bunu tersine çevirin. Biz erkek sağlığıyla ilgili karar veriyoruz. 10 kişilik bir komite var. Onu da kadın. Olur mu? Olmaz. O yüzden belki son zamanlarda bir kişi, iki kişi için atılıyor ama Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hani ağaçtan düştüm, bana ağaçtan düşen birini getirin. Bu işi yaşamış birini getirin. Bütün oralarda kadınların özellikle buna dikkat ederek ortak yani eşit karar vericilerin eşit şekilde dağılmasını sağlamamız lazım. Ne olursa olsun COVID ile ilgili kararlar ya da diğer eşitlikle ilgili kararlar. Ben bu arada saatime de bakıyorum. 2 dakikam kaldı. O son 2 dakikada da yine hani umut üzerine konuşalım. Daha çok açabiliriz bunu. Sorularınız varsa gerek COVID ile ilgili, gerek kadın toplumda kadının rolü ile ilgili onları soru kısmında açabiliriz. Ama umudumuz var, aşımız var, aşı geldi. Ve halk sağlığı açısından bakarsanız bu beklenen bir süreç içindeyiz. Zaten aşının Aralık'tan önce çıkmasını beklemiyorduk. Aşı çıktı, hatta aşı tahminlerimizin üzerinde etkili oldu. Birden fazla aşı var. Çeşitli aşılar geliyor. Her ülkeden geliyor. Bunları olduğumuz, inşallah oluyoruz hepimiz. Sıramız geldi yavaş yavaş. Bu yaza doğru açılmayı bekleyeceğiz zaten. Yani COVID'den kurtulacağız. COVID'den kurtulunca da yine kadın hakları, kadın kendi açımdan kadın sağlığı hakkında çalışmaya devam edeceğiz. Yani tünelin sonunda ışık göründü. Oraya varacağız. O açıdan ve bu aşıyı bulanların da bir hani karı koca çift olması bence çok anlamlı. Özlem Türeci ve Uğur Şahin olması, ilk onların bulması bence çok anlamlı. O yüzden çok onlara da teşekkür ediyoruz. Bütün bilim insanlarına da teşekkür ediyoruz. Bir de COVID'den neler öğrendik? Hızlı hızlı konuşuyorum, kusura bakmayın Zeynep Hanım'a da vaktinde yetişelim diye. COVID'den herhalde sağlık her şeyin başı, onu öğrendik. Önceliklerimiz değişti. Belki hani giysi, mesela altımızda şu anda ne giyiyoruz hiç önemli değil, pantolon vesaire. Aile ilişkiler önemli, dokunmak, sarılmak önemli. Ve dayanıklıyız, onu öğrendik. Yani kadınların en büyük güçleri doğal olarak da biz çok dayanıklıyız. Yani öyle böyle değil. Yeni bir canlıyı içinde barındırıp da onu, yani öyle bir gücümüz var, onu doğurabilmek. Doğururuz, doğurmayız, o bize kalmış. O da bizim özgürlüğümüz. Ama biyolojik olarak o çok güçlüyüz, dayanıyoruz. Hatta erkeklerden daha uzun yaşıyoruz her şeye rağmen. O dayanıklılığı şey yapmamız lazım. Şimdiye kadar da ilerledik, belli bir aşama kaydettik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Belki biraz daha hızlandırarak devam edeceğiz. Daha sonraki kuşaklarla da bu devamı sürdüreceğiz. Onu demek istiyorum. Bir de COVID gelecek, başımıza gelebilecek salgınların en kötüsü değildi COVID. Bundan sonra da salgınlar olacak. Daha kötüsü olabilir. Daha kötüsü derken ölüm oranları daha yüksek olabilir. Bulaşma yolu daha farklı olabilir. O yüzden şimdiden geleceğe bakıp kadın erkek eşitliğini sağlayıp sağlarsak sonraki salgınlardan da çok daha iyi çıkacağız. Bunu herhalde kendimize hatırlatmamız lazım. Bir de ben en son konuşmamı bitirirken daha sonra çünkü soruları alabiliriz. Ya da şimdi de belki alabiliriz. Bir tek şey demek istedim. Hani bitirirken şöyle güzel bir sözle bitireyim dedim. Şunları buldum Nazım Hikmet'ten. Daha son sözü söylemedi hayat. Belki yarınlar, mutlu sonlar var. İllaki var, mutlu sonlar. Bir de Atilla İlhan'dan şu hoşuma gitti. Bunca yıl sönmemiş umudum, Nisan değilse Mayıs, Perşembe değilse Pazar. Bunu da aşıya bağlıyorum. Nisan değilse Mayıs ayı sonunda, Mayıs da değilse Haziran ayın sonunda herhalde hepimiz aşılarımız olacağız ve birbirimize sarılabilir hale geleceğiz. Ben şimdi burada bitireyim, soruları alayım ve bir Zeynep Hanım'a da vakit bırakayım. Çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşmaydı Nalan Hanım. Zeynep Hanım da geldi burada. Onu çok bekletmeden 2 tane soru alabiliriz. 2 tane soruyu hemen Nalan Hanım'a yöneltebiliriz. Sorusu olan varsa eğer. Gülhan Hanım'a söz veriyoruz. Gülhan Hanım sesinizi açarsanız. Açtım ama sen beni açmadın galiba, neyse. Heh, şimdi duyuyoruz. Tamam. Bir şey bu COVID hakkında bilmek istiyorum. Çünkü sen bu işle uğraştığın için sana soruyorum. Evet, ölenler öldü, kalanlar ve de çok hasta olanlar oldu ama bunun
insan sağlığı ve özellikle kadın sağlığı üzerindeki etkisi ne olacak ileriki yıllar için? Yani bu büyük bir ağırlık, çok side efekti var. Büyük bir ağırlık yaratmayacak mı bu sağlık sektörü için? İşte çok önemli bir soru bu. Ama şu anda onun yanıtını iyi bir şekilde verecek verimiz yok. Ama evet, çok kişi buna çalışıyor. Şu anda araştırmalar yürüyor. Dünyada, bütün Amerika'da, diğer yerlerde. Ben UCSF'deyim, oradan biliyorum. Sürekli bununla ilgili para ayrılıyor. Çok iyi bir şey. Yani araştırmaya para ayrılması. Onları göreceğiz. Sırf bu konuda çalışanlar var. Kadının, COVID'in kadın sağlığı üzerine etkileri. Henüz yayınlar çıkmadı. Biraz çünkü o etkiyi ölçebilir hale gelmemiz lazım. Biraz o veriyi veriler toplanıyor ama şu anda biraz daha süre lazım. Tam görebilmek için, tam net görebilmek için. Tamam. Teşekkür ederim. Ben bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii, buyurun. Mehmet Akçay, ben Florida'dan herkese selamlar. Kadınlar gününüzü kutluyorum hepimizin. Kutlu olsun. Benim sorum bu aşıyla ilgili olacaktı. Bu BioNTech mesela aşısı minimum 4 ay, maksimum 6 ay etkili olduğunu okumuştuk. Öyle söylendi. Biz aşımızı olduk burada. Ama bu en fazla 6 ay etkili olan bir aşı bizi bir yıl nasıl korur? 6 ay sonra tekrar aşı olunması gerekiyor mu? Veyahut da başka bir açıklaması var mı bunun acaba? Tabii, onu hemen kısaca şöyle açıklayayım. Aşı çalışmaları yapıldığında, biliyorsunuz, bu aşılar çok çok çabuk, çok biraz acele, hızlı hızlı yapıldı. Normalde herhangi bir aşı geliştirmek ortalaması 10 yıldır. Bu aşılar işte 1,5-2 yıl gibi sürede geliştirildi. Aşıyı yaptıktan sonra, insanlara aşıyı yaptıktan sonra şöyle test edersiniz. Büyük bir grup alırsınız. Yarısını aşı yaparsınız, öbür yarısını aşı yapmazsınız. Sonra bunları takip edersiniz. Randomize kontrollü çalışma denir bunlara. O çalışmadan sonra o iki grupta kaç kişi enfekte oldu ona bakarsınız. Çünkü aşı koruyucu mu, değil mi? Onu ancak öyle ölçebilirsiniz. Bu çalışmalarda süre çok kısıtlı olduğu için bu takibi ilk aşı çıktığında 6 aya kadar yapabildiler. 6 ayda hala koruyuculuğunun etkisinin çok yüksek olduğunu görünce aşıyı onayladılar. Şu anda Amerika'da bile bunlar çok hızlı, özel, istisnai bir şekilde onaylanmış aşılardır. Ama biliyoruz ki bu üreten firmalar veri toplamaya devam ediyorlar. Bir yıl sonraki etkinliğini de söyleyecekler. Ve bütün aşılarda beklenen, ilk yapıldığında zaten yüksek olur, sonra giderek zaman içinde düşer. O yüzden ikinci doz yapılır. Bazen çocukluk aşılarında biliyorsunuz 3 doz, 4 doz, 5 doz yapılır. Bazen hala lisede yapılır. Onlara booster doz denir. Bu aşı çok yeni olduğu için henüz oraya gelmedik. Yani 6 ay diye belirlenmesi çalışmanın 6 ay verilerine dayanmasındandır. 6 aydan sonra korumayacak anlamına gelmez. Muhtemelen koruyacak ama ne kadar koruyacak? Mesela 3. bir doza gerek var mı? Ya da yok mu? Ya da yeni bir suç çıktı mı? Yeni suç çıktıysa onu da aşının içine katmalı mıyız? Şu andaki grip aşıları gibi. Yani aşınızı olun, özetle aşınızı olun, mutlaka hepimiz olalım, çalışmaları takip edelim. Bilim insanlarının bize söylediği başka doz gerekecek mi, başka bir şey yapmak gerekecek mi, onu takip edelim. Bunlar değişecek. Muhtemelen de o süreler uzayacak. Şu anda yani o çalışmalar yürüyor, o çalışmalar devam ediyor. Sorunuzun cevabı oldu mu bu? Çok teşekkür ederim. Oldu mu? Çok teşekkürler. Sorularınız için çok teşekkürler. Sözü Ayla'ya bırakıyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Nalan Hanım, sağ olun. Efendim şimdi çok güzel ve çok özel bir kadın konuğumuz var. Kendisi gazeteci, yazar, feminist, insan hakları savunucusu ve barış eylemcisi Sayın Zeynep Oral'la birlikte olacağız. Birçok kişi tabii ki onu tanıyor ama ben yine de kendisiyle ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. İstanbul'da doğdu, İzmir Amerikan Kız Koleji ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulu'nu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi'nde de tiyatro eğitimi aldı. Milliyet Gazetesi'nde gazeteci, köşe yazarı, yazı işleri müdürü, editör olarak çalıştı ve 72 yılından başlayarak Milliyet Sanat Dergisi kurucusu ve yöneticileri arasında yer aldı.
2001 yılından beri de Cumhuriyet Gazetesi'nde devam ediyor kendisi. Dünyanın birçok yerinde tiyatro, edebiyat, sanat, kadın hakları, insan hakları gibi konularda da kendisi konferans verdi. Yazılarında siyaset, toplumsal olaylarla kültür sanat olayları arasında da bir köprü kurdu ve başta tiyatro olmak üzere böyle herkesi sanatla iç içe olmaya çağırdı. Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Nazım Hikmet Vakfı, Kader, Türkiye Yunanistan Dostluk Derneği, Türkiye Yunanistan Kadın Barış Girişimi yani Winpeace ve Sivil Toplum Örgütü'nün de kurucularından aynı zamanda da yöneticilerindendir. Öykü, araştırma, anı, yaşam öyküleri, gezi, deneme türlerinde de kendisinin birçok kitabı var. Leyla Gencer, Tutkunun Romanı kitabı İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olarak yayınlandı. Kadın Olmak kitabı 25. baskıya ulaştı. Mimar Ahmet Oral ile evli ve kendisinin 7 tane torunu var. Allah bağışlasın ve maşallah diyoruz. Halen Cumhuriyet Gazetesi yazarı, PEN Türkiye Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Zeynep Oral bizlerle. Zeynep Hanım, eğer sesinizi açabilirseniz biz de güzel yüzünüzle birlikte o sesinizi duyacağız efendim. Açıldı mı? Evet, açıldı. Sizi duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Önce çok teşekkür ediyorum. Beni bu akşama aranıza aldığınız için. Biraz araştırdım ETAK'a, ETAK ne yapıyor diye. Çok genç bir kuruluşsunuz ama maşallah 2 yıl içinde bayağı önemli etkinliklere imza atmışsınız. Kutluyorum. Bu arada bir önceki konuşmacıyı dinleyemediğim için çok özür diliyorum ki çok istiyordum dinlemek. Ama dün, bugün ve yarın bu 8 Mart haftası nedeniyle böyle her saat parsel parsel kadın konularında konferanslardayız ve Zoom'lardayız. Onun için bir öncekini biraz önce bitirdiğim için çok özür diliyorum sizi dinleyemediğim için. Kusuruma bakmayın. Evet, Türkiye'de kadın olmak konusunu konuşacağız. Aslında biliyorsunuz 8 Mart bir bahane. Bana soracak olursanız 365 günün her günü kadın sorunlarına karşı bir mücadele günü olması lazım. Neden mi? Şöyle açıklıyorum. Hem bütün dünyada hem özellikle benim ülkemde Türkiye'de şu sıralar sonsuz bir ağırlık altında yaşıyoruz. Bir yazar, bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak, bir kadın olarak ve 7 torun sahibi bir büyük anne olarak ve 75 yaşındayım. Ben hayatımın hiçbir döneminde bunca zor, bunca gerilimli, bunca sinirli, bunca asabi, bunca hoyrat, bunca açgözlü bir dönem inanın yaşamamıştım. Gazeteci olarak zor günler yaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuzdur 100'e yakın gazetecimiz hapiste. Kimileri aylarca iddianame beklemek zorunda kalıyor. Kimileri 5 yıl ya da 10 yıl önce yazmış oldukları bir yazıdan dolayı evden alınıp götürülebiliyor. Ve hepimiz biliyoruz ki eğer bir ülkede haksız yere hapiste yatan bir tek insan varsa hiçbir gazeteci özgür değildir. Peki. Vatandaş olarak zor günler yaşıyoruz. Çünkü vatandaştan çok, yurttaştan çok kul olmamız bekleniyor. Ya bana biat edersin ya da vatan hainisin, teröristsin. Bu söylem artık ülkemizde çok geçerli.
Adalete, yargıya güven neredeyse yok gibi. Her an herkesin başına bir şey gelebilir. Bir kadın olarak çok zor günler yaşıyorum. Çünkü şu son 50 yıl boyunca ülkemdeki 50 hatta 50'den de fazla neredeyse yakında 60 yıl boyunca ülkemdeki kadın eşitliği mücadelesinde aktif rol almış bir kadın olarak şu son 18-19 yıldır nasıl adım adım bir karşı devrim uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Büyük anne olarak zor günler geçiriyorum çünkü torunların yaşları 11 ile 21 arasında değişiyor ama sık sık seni alıp götürürler mi, senin de başına bir şey gelir mi diye sordukları oluyor ve ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Torunların 5'i kız çocukları, onları Türkiye'de nasıl bir gelecek bekliyor inanın bilmiyorum. Ama korkmuyorum çünkü çocuklar, torunlar bana sık sık korkmuyor musun diye sorar. Hayır, kendim için korkmuyorum. Sadece ve sadece üzülüyorum. Memleketim için üzülüyorum. Kah öfkeleniyorum. Kah kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Onurumun incildiğini hissediyorum. Acı çekiyorum. Ama yaptığım işi de sürdürerek bunları yenmeye çalışıyorum. Şimdi bütün bunlara bir şey daha eklendi. Son dönemde yaşadığımız korona. Malum epidemi, bu belayla uğraşıyoruz. Doymak bilmeyen iştahlar, daha çok tüketim, daha çok başarı, başarı da tabii göreceli neye göre başarı, bu yarış içinde ve bu epidemi döneminde, bu salgın döneminde kadınların yükü, bilmiyorum bu konulara girdiniz mi daha önce ama çok daha fazla arttı. Yani şimdiye kadar hem ofiste çalışıyordu, hem dışarıda çalışıyordu, hem evde çalışıyordu. Şimdi bundan sonra epidemi dönemiyle birlikte her şey çevrilmiş olunca okulların öğretmenlik görevini de evin kadını üstlendi. Yaşlılara, hastalara bakma görevini de kadınlar üstlendi. Hepsi üst üste geldi. Onun için kadınların yaşamı gittikçe daha zorlaştı. Şimdi bu genel güzergahtan sonra biraz açmam lazım. Benim için Mustafa Kemal Atatürk, kadın erkek eşitliğinin bir demokrasi meselesi olduğunu yeryüzünde ilk kavrayan, ilk dillendiren ve ilk uygulamaya sokmak için harekete geçen en önemli lider. Düşünün ki daha feminist kuramlar arasında, feminist terminolojide olumlu ayrımcılık diye ne bir sözcük ne bir kavram var o zaman. Ama Atatürk o muhteşem dehasıyla bunu uygulamaya çalıştı. Cumhuriyet'in ilanı 600 yıllık bir ümmet yani inanç toplumunun artık akıl toplumu olma yolundaki ilk adımıydı. Anayasamızda yer alan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma ilkeleri, din ve inancı hayatımızdan çıkarmak için değil, tam tersine din ve inancı en saygın, en hak ettiği yere oturtmak içindi. Yani bireyin ahlak ve vicdan dünyasına. Gelin görün ki bugün Cumhuriyetimiz bence tehdit altındadır. Devrim ilkeleri tehdit altındadır. Devletin adı ne olursa olsun, demokrasi olmadan Cumhuriyet olamaz. Laiklik olmadan demokrasi olamaz. Ve kadın erkek eşitliği olmadan demokrasi olamaz. Laiklik, demokrasi, sosyal hukuk devleti ilkesi nicedir? Bizde çok uzaklarda. Bugün uygulanmakta olan karşı devrim adımlarını biz kadınlar durdurmak zorundayız. Karşı devrim sözünü özellikle altını çizerek kullanıyorum. Nedir bunun göstergeleri?
Hemen çok derinlere gitmeden çok şematik olarak anlatacağım. Bir, eğitim birliğinin yok edilmesi. Biliyorsunuz başımızdaki zihniyet dindar ve kindar bir nesil yetiştirmeyi amaçlamıştı. Bunun için de bütün eğitim sistemini değiştirdiler. Yapboz tahtasına dönen bir 4 artı 4 artı 4 diye bir sistem getirdiler. Onu da habire değiştirdiler ve bunun sonucunda bu sistemde, bu 4 artı 4 artı 4'te kız çocukların okuma oranı hızla düştü. Hele ilk 4'ten sonra okula giden kız kırsal alanında çok az. Liseyi bitirmeden ayrılma oranı kızların, kız çocukların %35'leri falan buldu. İmam Hatip okullarının, ortaokulların ve liselerin hızla çoğalması son 18 yılda 20 katı daha çok İmam Hatip öğrencinin yer alması, bu da bir şey. Eğitim kadrolarında bilgi, liyakat dışlanıp siyasal tercihlerin etkili olması ve bu sadece şimdi üzerinde konuştuğumuz Boğaziçi Üniversitesi değil, birçok üniversite aynı durumda. Sonuçta matematik bilmeyen, kendi dilini konuşup yazamayan, soyut düşünemeyen bir kuşak yetişti ve yetişiyor. Türkiye'de hala 2 milyon kadının okuma yazması hiç yok. Sizleri çok böyle sayılar, istatistiklere boğmak istemiyorum. Ama istihdam, iş hayatı hızla düştü. Kayıt dışı çalışan kadınların oranı %42. Ama en ciddi sorun kadına yönelik şiddet. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Geçen yıl erkekler Türkiye'de 300 kadını öldürdü. Geçen ay Şubat ayı ki 28 kısa bir ay 35 kadını öldürüldü erkekler tarafından. Bir başka sorunumuz tabii çocuk gelinler, söylemek bile ayıp kaçıyor. Yani ağzıma almaktan nefret ediyorum bu sözcükleri. Son 6 yılda 232 bini aşan çocuk yaşta evlilik oldu ülkemde. Karar alma mekanizmalarının oranı ise o da çok açıklı. Karar alma mekanizmalarında yönetici oranı Türkiye'de %6. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri'nde %46, Rusya'da %40, Avrupa ülkelerinde ortalama yine %40, bizde %6. Parlamentoya katılım oranı, hoş şu anda parlamentomuzun da bir hükmü yok ama parlamentoya katılım oranı %9. Bu söylediğim sayılar, bu dehşetengiz durum bizi yöneten iktidarı hiç ama hiç rahatsız etmiyor. Bu öyle bir zihniyet ki kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Kadının fıtratında eşitlik yok diyebiliyor. Çalışan kadın fuhuşa yatkındır diyebiliyor. Feminizm ahlaksızlık demektir diyebiliyor ve buna inanıyor. Ülkede işsizliğin artmasını kadınların çalışmasına bağlayanlara rastlıyoruz. Hatta kimlerine bakarsanız hamile sokakta dolaşmak bile ayıp. Sokakta gülmek çok ayıp. Televizyonlarımızı izleseniz neler tartışılıyor, akıl almaz. Yani kız çocuğunuzun diz kapağından tahrik olunur mu, olunmaz mı? Bunlar tartışılıyor. Her kadın en az 3 çocuk doğurmalı, 4 çocuk doğurmalı diye fetvalar veriliyor. Önerilerde bulunuyor. Burada dayanamayıp bir şey söyleyeceğim. Simone de Beauvoir'ın çok sevdiğim bir sözü var. Ana karnındaki yumurtayla ilgilenen toplum doğan çocukların yüzüne bile bakmaz. Maalesef biz şimdi bu durumdayız.
doğurganlığın artması demek bir ülke için kadınların eğitimden ve iş hayatından uzaklaşması demektir. Bunun yanı sıra şimdi eğitim, şiddet, iş hacminin azalması, bütün bunlar tamam. Bir yandan da adım adım altı uyulan bir medeni kanunumuz var. Tamam, medeni kanunumuz ideal değildi belki ama kendi yazıldığı dönem için çok ilerici bir adımdı. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki medeni kanun kemiriliyor. Ortadan kaldırılmak istenen yalnız o değil, bir de İstanbul Sözleşmesi diye bildiğiniz bir anlaşmamız var. Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı ve içinde bütün STK'ların dünya çapında çalıştığı, Türkiye'ninkiler dahil olmak üzere ve 2011'de imzaya İstanbul'da açıldığı için İstanbul Sözleşmesi adını alan bir sözleşme var. Ve bunu ilk imzalayan ülke Türkiye. Ama bugün, şimdi bundan da vazgeçilmeye çalışılıyor. Bütün bunları alt alta yazdığınız vakit Türkiye'de kadına yönetilen şiddet, Türkiye'de kadın cinayetlerinin bu kadar artması, bunların hepsini sistematik ve politik olduğuna kesin inanıyorum. Türkiye'de kadın cinayetleri sistematiktir, politiktir ve amacı kadını eve sokmak, kamu yaşamından kopartmaktır dememiz boşuna değil. Bir politik etkinlik daha var. O da tarikatları, cemaatleri öncelik tanıyıp biat etmeyenler, yani sizin gibi düşünmeyenleri suçlamak, uzaklaştırmak, ötekileştirmek, marjinalleştirmek. Yani bunun içine sakal bırakanı da girebilir, başını örten de girebilir, dik duran da girebilir, başını öne eğmeyen de olabilir, eşcinseller de olabilir, kadınlar da olabilir, sokakta çalışan çocuklar da, herkes girebilir. Bu marjinalleştirme ve bu giderek sen teröristine ulaşmanın içine de, bu da bir politik tavır tabii. Şimdi Cumhuriyet'i parantez, Cumhuriyet ilkelerini zulüm diye nitelerken, İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz denirken, bunlar bu yıl söylenen şeyler. Hayatımızın merkezine dönemin koşullarını değil, dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz diyerek laikliği kaldırmaya uzanan bu karşı devrimle hepimiz mücadele etmek zorundayız. Peki ne yapmalıyız? Tamam, bu gidişatı durduracağız, zorundayız da nasıl? Mücadele ederek, daha çok çalışarak, meclisi bıkmadan, usanmadan göreve çağırarak, yasama, yürütme, yargı organlarını yeniden işlevsel kılarak. Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarını ben sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum ve Kurtuluş Savaşı'nın sadece ve sadece dış güçlere karşı değil, saraya karşı da verildiğini herkese hatırlatmak istiyorum. Laiklik, demokrasi, sosyal hukuk devleti gibi devrim ilkeleri yara aldıkça, medeni kanun kemirildikçe, cehaletten medet umuldukça, Atatürk'ün maddi ve manevi mirası ortadan kaldırılmaya çalışıldıkça, bir başka mücadelenin, bir başka savaşın da önemi daha iyi anlaşılır oldu. Osmanlı'dan geriye kalan bataklık yerine çağdaş bir toplum, laik, demokratik, hakkaniyetli, saygın bir devlet olma savaşı. Geri bırakılmışlığa karşın muasır medeniyet dediğimiz, yani uygarlık savaşına ve seferberliğine devam etmek zorundayız.
hemen ana çizgilerle ne yapmak gerek? Önce yeniden eğitim seferberliğini kurmak zorundayız. Kız çocukların okullaşma oranını düşüren bu 4+4+4 kesintili eğitim sistemini kaldırmalıyız. Kesintisiz temel eğitime geçmeliyiz. Kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlayacak kararlı devlet politikası uygulanmasını ve yerine getirilmesini istemeliyiz. İstanbul Anlaşması'nın sözleşmesinin kayıtsız şartsız uygulanmasını istemek zorundayız. Ya da bunları gerçekleştirecek bir iktidar bulmak zorundayız. Kadın olarak buna inanıyorum. Aziz Nesin benim çok yakın bir dostumdu. Onu çok çok özlüyorum. Kadınlar için muhteşem bir metaforu vardı. Şöyle diyordu. Bir kadına sperm verirsiniz, size çocuk verir. Kadına bir ev verirseniz, size bir yuva verir. Kadına sebze verirseniz, size yemek verir, sizi doyurur. Kadına bir gülücük verirseniz, size kalbini verir. Kadına bir şarkı söyleyin, size konser verir. Ve kadın kendisine verileni çarpıp çoğaltarak geri verir. Bu yüzden ona çamur atarsanız karşılığında bir bataklıkta boğulmaya hazır olun. Aziz Nesin'in bu deyişini ben hep Atatürk'ün tırnak içinde dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir deyişiyle hep birlikte anmayı çok seviyorum. İkisi birbirini tamamlıyor çünkü. Bugün bütün kadınlara ama özellikle genç kadınlara şöyle seslenmek istiyorum. Sakın, sakın hayallerinizden vazgeçmeyin. Koşullarınız ne olursa olsun vazgeçmek yok. İster büyük kentlerin beton yığınları ve dapadap odaları, fabrikaların çarkları, dönen dişleri arasında sıkışıp kalmış olun. İster çok uzak, çok yalnız ve kimsenin olmayan o kırsal alanda düş gücünüz sizi çok uzaklara götürebilir. Uzaklık ve yakınlık biliyorsunuz her zaman kilometrelerle değil, gönül adımlarıyla da ölçülebilir. Kat ettiğiniz yolun ölçüsü ise vicdandır. Vicdanınız her daim hakkı yenenden, sömürülenden, sesini çıkarmayandan yana olsun. Vicdanlarla yan yana durmak iyidir. Dayanışmayı arttırır, sizi çoğaltır, zenginleştirir. Vicdan size en doğru yolu göstersin. Başta da söyledim, 8 Mart bahane, dayanışma ve mücadele şahane. Eşitlik için dayanışma, karşı devrimi durdurmak için mücadele. Evet, dayanışma ve mücadele şahane. Ve yılın bir günü değil, her günü, her günü 365 gün sürdürülecek bir dayanışma ve mücadele. Kadının anne ve eş sıfatıyla toplumda ulvi bir konuma sahip olduğunu söyleyenlere, kadına kadın demekten korkanlara sakın inanmayın. Kadının değer görmesi için anne, eş ya da bacı olması gerekmiyor. Kadın sadece kadın olarak yeterince değerlidir. Nokta. Öyleyse dayanışmaya ve mücadeleye devam. Hepinizin Dünya Kadın Günü'nü yürekten kutluyorum. Teşekkürler. Zeynep Hanım çok teşekkürler. Gerçekten nefesimizi tutup dinledik sizi her zamanki gibi. Eğer sorularınız varsa seve seve cevaplarım. Çok teşekkürler. Evet soruları alabiliriz.
Esra Hanım buyurun. Evet. Ben ilk önce çok teşekkür ediyorum. Çok nefis, çok güzel bir programdı. Zeynep Hanım'a da zaten ezelden beri hayran olduğum bir hanımdır. Ben 1943 doğumluyum. Yani sizden bir iki yaş daha büyüküm. 70'li yıllarda ben Türkiye'de kadın olarak çok mücadele vermiş bir kadınım. Hem turizmciliğe, hem doğuya, hem de bir sürü yerlere gittiğim için. Ve kendi arabamı kullandığım için bayağı mücadele. Şu andaki duruma geldiğimizde bakıyorum, dikkat ediyorum da. Bir saniye, arada bir telefonum geldi, kusura bakmayın. Dinliyor musunuz, duyabiliyor musunuz sesimi? Evet. Evet. Şu anda Asiye nasıl kurtulur diye uğraşırken, Asiye kendisi de kurtulması isteğini yaşaması lazım. Ve bu istekte mücadele veren kadınlar, yani şöyle bir arada bir şey daha, kusura bakmayın bir uzun sürüyor ama anlatmak istediğim şeyleri istiyorum anlatmak. Yani başörtülü olmuş, bugün benim burada doktorda Amerika doktorumun yardımcısı başörtülü bir hanımdır. Doktor oluyor, avukat oluyor. Yani oraya odaklanmaktansa biz kadın olarak şiddette odaklanmamız lazım şu anda. Şiddettir. Çünkü Asiye kurtulmak istediği anda onu yapamıyor. O şiddetten dolayı. Yani kurtulması için bir önlem vereceğiz. Yani on yol göstereceğiz, ray göstereceğiz, hatreni götür diyeceğiz. O da Asiye kurtulmak isterse gidecek ama tacize ve şiddete çare bulamıyoruz. Orada o da yani. Ben bunu sormak istiyorum. Sizin fikriniz nedir? Teşekkür ederim. Hemen bir şey söyleyeyim. Bu olay bir bileşik kaplar olayı gibi. Yani siz yalnız bir şeyi düzeltip öbürü böyle olsun diyemezsiniz. Bu hepsi bileşik kaplar hikayesidir. Ama bugün bütün medyanız eğer nefret, şiddet söylemi üzerine kurulduysa, eğer televizyonlarda, bütün programlarda her saat başı kadınların sadece ve sadece kadına yönelik programlarla idare etmesini ama gelecekle ilgili politik, sosyal, toplumsal konularda kadınların hiçbir söz hakkı olmayacağını baskılarsanız, enjekte ederseniz, kadının yerinin ve kadının tanımının sadece doğurmak, annelik görevi olduğunu söylerseniz, ülkede örnek oluşturması gereken insanların kadını nasıl sömürdüğünü ve bundan hiç ama hiçbir ceza almadıklarını gösterirseniz, bunların hiçbirini değiştiremezsiniz ki. Bunlar hepsi bir bütün. Ve burada konu ne giymiş, başını mı örtmüş, bunların hiçbir önemi yok. İnanın hiç yok. 60'lı yılların sonundan başlayarak, ben 67'de, 68'de gazeteciliğe başladım. Türkiye'nin her yerine, ayağımda bir blücün, üzerimde bir tişört, tek başıma her yere gidebilirdim. Yanımda kim başı örtülü, kim değil, böyle bir şey fark etmezdi kimse. Yanımda namazını kırardı. Akşam birlikte rakımızı içerdik. Anadolu'nun en ücra köyünde. O gün dolaştığım gibi bugün dolaşamam. Yani bu bence bir politik tavır. Bize devrim ilkeleri unutturulmaya çalışıyor. Şimdi yeni yetişen nesiller bilmiyorlar. Kurtuluş Savaşı'mızı bile bilmiyorlar. Bırakın ki 12 Eylül'ü falan, yani bunlar 12 Eylül'den sonra doğmuş çocuklar. Gördükleri yalnız bu iktidar. Örnek olarak yalnız cehaletin nasıl yüceltildiğini görüyorlar.
Yani sizler hepiniz biliyorsunuz bizim dönemimizde oku adam ol denirdi. Bugün okumakla liyakatla ilgisi yok ki adam olmanın. Onun için diyorum bütün bunlar politik seçimler. Ve bu seçim her gün yeni baştan yapılıyor. Bunun farkına varmamız lazım. Ama yani böyle diye mücadeleden vazgeçecek değiliz. Mücadele edeceğiz, uğraşacağız. Evet. Gülhan Hanım'ın bir sorusu var. Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Hakikaten çok güzel bir konuşma oldu. Bu tabii hemen hepimizin gönlüne çok yakın bir konu. Kadın hakları. Çünkü şu anda Türkiye'de bence her şeyden çok ihtiyacımız olan şey kadının haklarının, kadınlar kendi haklarının hakları olduğuna inanmaları ve bunu almak için hareket etmeleri. Ve ben buna inanıyorum. Bir gün bu işin olacağına inanıyorum. Çünkü ben bazı arkadaşlarımız biliyor, devrimde İran'da yaşadım. Ve kadını nasıl susturulduğunu, ilk nereden başladığını gördüm ben orada. Yani ilk hareket kadınların başlarını örtmeleri gerektiğiydi. Ve kadınlar buna itiraz ettiler ve çok kötü bir şekilde püskürtüldüler. Ve her adımda kadın bastırılmaya çalışıldı. Ama hiçbir zaman İran İslam Cumhuriyeti bu işi beceremedi. Yani kadınlar başlarını örttüler ama şimdi şu anda İran üniversitelerinde daha çok kadın var. Daha çok girmesinler diye kızların puanlarını yükselttikçe oğlanların puanlarını, erkeklerin puanlarını düşürüyorlar ki daha çok erkek girsin ama halen beceremiyorlar bu işi. Hatta bazı departmanlarda kızların girmemesine karar veriyorlar ve işte computer şu bu konularında kadınları o departmanlara almıyorlar. Ama kızlar bir şekilde bunlarla mücadele ediyorlar. Ve bunu çünkü anladılar ki bunun başka türlü olmayacak. Ve İran'daki erkekler de biliyor ki eğer bir gün bu devir dönerse ki dönecek, kadınlar yapacak bu iş. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ama bakın ben o kadar karamsar değilim. Bu korona süresince özellikle dünyadaki en başarılı örnekleri kadın yöneticilerin olduğu ülkelerde görüyoruz. Evet, doğru. Ben de ona gel. Yani ben de karamsarlı. Onun için diyorum ki yani o şartlarda bile böyle olduğuna göre bizde hala çok ümit var. Var var kesinlikle. Daha şeyler yapabiliriz. Şu anda bizim sorunumuz o kadar ayrımcılıktan beslenen bir sistem oturdu ki 19 yıl boyunca. Yani o ayrımcılık durduğu an bütün avantajlarını kaybedecek. Yani sadakaya bağlanmış çok büyük bir kitle var burada. Evet. Hepimiz biliyoruz 15 Temmuzların niçin olduğunu, nasıl olduğunu burada şimdi söylemeye, anlatmaya gerek yok bunların. Ama hala bir bu ayrımcılık, bu karpuz gibi ikiye bölünme, sanki iki futbol iki takımın iki ucundan birbirine düşürmekten, bu gerilimden, bu kavgadan beslenen bir iktidar var. Onun için bunu hep canlı tutmaya çalışıyorlar. Ama bu bitmek zorunda. Çünkü pasta da bitti. Pasta yok artık. Ve yani bunun dinle falan hiç ilgisi olmadığını artık herkes yavaş yavaş görüyor. Şimdi artık hala ne kotarabilirim, ne kurtarabilirim, neyi götürebilirim, kendi avantajlarımı nasıl koruyabilirim derdinde insanlar biraz. Ama böyle süremez. Doktor Nalan Hanım'ın size bir sorusu var. Soru değil de yorum. Öncelikle Zeynep Hanım,
Ben sizi çok uzun yıllardır hep takip ediyorum, çok takdir ediyorum. Sizinle birlikte, benim için büyük bir onur sizinle birlikte panelist olmak burada. Çok teşekkür ediyorum. Bütün hem etrafınızı aydınlattığınız için, herkese örnek olduğunuz için ve mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediğiniz için. Hep böyle rol modellerine ihtiyacımız var. Ben de şeyden örnek vermek istiyorum. Afganistan'da da çalıştım ben, kadın sağlığıyla ilgili. Oraya giderken korka korka gittim Kabul'e. Sürekli bombalar patlıyor. Bu dediğim 3 yıl öncesi falan, yakın zamanda yani. Bana soruyor, tabii başımı bağladım gidince orada, işte uzun gitmeden önce oradaki arkadaşlarla yazıştım ne giyeceğim gelirken. Oradaki doktor arkadaşım dedi ki, biz burada çok moderniz, ne istersen giyebilirsin. Ama tabii kendi kafasında ne istersen giyebilirsin. Burka giymene gerek yok. Tamam dedim, ben Berkeley'deyim, burada burka da satılıyor. Baktım bir hani takınca nasıl oluyor, sahiden insan hiçbir şey göremiyor böyle. Neyse burkaya gerek kalmadı ama başımı örttüm gittim. Sonra dönüşte de bana orada eğitim yaptım. Kadın sağlık çalışanlarıyla kadın sağlığı üstüne eğitim yaptım. Benim hayatımda gittiğim ülkelerde bir sürü ülkeye gezdim. 35'ten fazla. Belki en fazla böyle entelektüel düzeyi yüksek olan sohbetlerimden bir tanesi Kabul'deydi. Oradaki çalışanlarla, kadın sağlığıyla ilgili çalışanlarla ilgiliydi. Bir doktor arkadaşımın 18 yaşında kızı. Ofise gelmiş, bize yardım ediyor. Çünkü internet sadece ofiste var. Başka dışarıda yok. Bana soruyor, bu genç kız soruyor. Siz Richard Dawkins'i okudunuz mu? Elinde kocaman İngilizce kitap. Afganistan'da nereden bulduysa bulmuş. İngilizce öğrenmiş, onu okuyor. Yani bu tür baskılar hiç olmasa keşke. Ama herhalde biz bu baskıyı gördükçe direnme, bunlar bizim direnme gücümüzü artıracak. Mücadele gücümüzü artıracak. Ben öyle bakmak istiyorum. Öyle, onun örnekleri de var. Ve inşallah dediğiniz gibi hep birlikte yeni kuşaklarla, gençlerle bunu aşacağız. İllaki aşacağız, direneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Öyle, ben de Afganistan'a gittim. Tam siz, herhalde sizden daha önceydi. Tam savaş ortasındaydı. Ben başımı örtmedim ama kendimi bir savaş filminin için setinde zannettim. Her yerde bütün o kamuflajlar, sokakta kimseler yürümeye korkuyor falan. Ve tam o İtalyan gazeteci kaçırılmıştı, hatırlar mısınız? Ben gitmedi. İtalyan gazeteciden sonra onu hatırlamıyorum ama bir sağlık çalışanını, iki sağlık çalışanını benim gibi kaçırdılar. Bir tanesi öldü. Ben gitmeden 2-3 ay önce öbürküsü bırakıldı diye haber geldi. Ben oradayken de İtalyan gazeteciyi kaçırdılar. Hayır, başımı falan örtmedim ama Afganistan'da en çok duyduğum şey ve işte bombalanmıştı, Amerika bombalamıştı daha yeni. En çok duyduğum şey, hastanelere falan gidiyordum. Bize bütün tıbbı Türk doktorları geldi, bizi eğitti, öğrendik onlardan. Hepsi birer Atatürk aşığıydı. Evet, Atatürk'ü Afrika'da da öyle. Benim Türk olmam çalıştığım ülkelerde çok işime yaradı. Ne zaman Türk'üm desem... Belki bizim dediğiniz gibi Türkiye'de şu andaki kuşağın bilmediği şeyleri, işte Osmanlı'yı biliyorlar, Atatürk'ü biliyorlar. Evet. Gittiğim yerlerde ve örnek alıyorlar. Ben de ondan çok etkilenmiştim. Evet. Nilgün Hocam, buyurun, söz sizde. İyi günler. Zeynep Hanım, bizim aramıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Konuşmanızı da dinlerken gözlerimden de yaş getirdiniz. Ben Türkiye'deki değişimin ancak eğitim yoluyla, bir eğitimci olarak eğitim yoluyla olabileceğine inanıyorum.
Ben bir öğretmen çocuğuyum. Babam öğretmendi. Galatasaray Lisesi mezunuydu. Ve ilkokuldan itibaren ona günlük tutma alışkanlığı getirilmişti. Her yaşadığı günü yazıyordu. Bir kısım maalesef Osmanlıca bilmediğim için bir kısım günlükleri okuyamadım. Ama daha sonra Türkçe yazdıkları günlükleri okudum. Ve babamın günlüğünden bir paragraf sizinle paylaşmak istiyorum. Ders astronomi ve babam Samanyolu'ndan bahsediyor. Dünyanın gezegenlere olan uzaklığından bahsediyor. Ve arka sıradan bir çocuk el kaldırdı ve kim ölçmüş hocam dedi. Ben 25 yıllık öğretmenim, bu dersi hep anlatıyorum. İlk kez böyle bir soruyla karşılaştım. Öğrencinin adı Recep Tayyip Erdoğan. Ortaokul 3. Bu anıyı yakın çevremdeki arkadaşlarım biliyor. Hatta Cumhuriyet Gazetesi'ne de göndermek istedim ben bunu. Sonra ailem karşı çıktı. Başım belaya girerdi. Korktular. Ben korkmadım ama ailemi mutlu etmek için özellikle çocuklarımı bunu yapmadım. İkincisi, babam İmam Hatip Demokrat Parti zamanında 1947 yılında Halk Evleri Başkanı olduğu için Şili'ye sürülmüş. Şile'de barakalarla, Namık Kemal Ortaokul Müdürlüğü'nden Şile'de barakalarla Şile Ortaokul Müdürlüğü'ne tayin ediliyor. Neyse, abimin öğretimi dolayısıyla Şile'den de İstanbul'a tayinli istiyor. Gene Demokrat Parti zamanında ve sınıf arkadaşı da İçişleri Bakanı Namık Gedik ve aynı zamanda da çok samimi arkadaşı, şimdinin deyimiyle kankası babamın. Ve babamı İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne tayin ediyorlar, fizik öğretmeni. Diyor ki laboratuvarınız nerede? Hocam laboratuvar yok burada diyorlar. Fizik laboratuvarsız öğretilmez diyor. Dönemin valisi o zaman Kerim Gökal ve Fransa'da yaşayan arkadaşlarına, çoğu zaten sınıf arkadaşlarının Fransa'da yaşıyor, mektup yazıyor. Diyor ki pamuk ellerinizi cebinize sokacaksınız, para toplayın aranızda, bana şu 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 aletleri getirin. Sağ olsun arkadaşları da, Fahrettin Kerim Gökay da o zamanki vali, destek sağlayarak güzel bir fizik laboratuvarı kuruluyor. Babam o sandıkları eliyle açıyor, aletleri kendisi monte ediyor ve deneyler yapılır hale getiriliyor. Aradan zaman geçiyor, Recep Tayyip Bey iktidara geliyor ve laboratuvara babamın adı veriliyor. Kapısında babamın adı yazılı. İmam Hatip Lisesi müdürü beni babamı anma törenine davet ediyor. Gidiyorum, konuşma yapıyorum. Diyorum ki laboratuvarı görmek istiyorum. Laboratuvara bir gidiyorum. Aletlerin üstünde iki karış toz ve ne yapılmış o binbir emekle kurulan laboratuvar, mehteran giysilerinin saklandığı gardırop haline getirilmiş. Şimdi ben bütün umudumu kaybettim bu durumu görünce. Çünkü ne kadar emekle, ne kadar gayretle o laboratuvarın kurulduğunu biliyordum. Ben o zaman daha 12 yaşında, 13 yaşında çocuktum. Ama yıllar sonra bu durumla karşılaşınca artık bir anda böyle umudumu da kaybettim. Nakavt olmuş boksere döndüm açıkçası. Bakın, şöyle ki nehirler geriye döndürülemez. Yani zaten çağdaşlık falan dediğimiz şey, uygarlık dediğimiz şey, yani bir tarihsel bir süreç ve ileriye gitmek zorunda. Şimdi öyle bir kuşak yetişiyor ki bütün bu üniversitelerin içini boşaltmaya çalışsalar da, bütün bu hurafelerle,
yeni başka bir acayip bir kuşak yetiştirmeye çalışsalar da bunlar işe yaramıyor. Çünkü artık bugün insanları cehaletle buluşturamazsınız. Her tür bilgiye herkes ulaşabiliyor. Herkes ulaşıyor. Onun için yani eskiden kitleleri cahil bırakmak çok kolaydı. Aldatmak çok kolaydı. Yani şimdi biraz sadakayla bağlayabiliyorsunuz cahil kitleleri kendinize. Ama bu böyle süremez. Sürmeyecek de. Umarım sürmeyecek. Umarım bir takım sivil toplum örgütleri var. Ben de onlara elimden gelen desteği sağlamaya çalışıyorum. Uzaktan da olsa mesela Çağdaş Yaşam Derneği gibi bir dernek gerçekten çok çok başarılı. Hem onlar hem de öyle çok 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 evet. insanlar var. Çok STK'lar çok önemli bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Onun için umutsuzluğa kapılmayacağız. Hayır. Elimizden geleni yapıyoruz ama umarım bu gidişat değişir. Çok teşekkürler hocam. Mehmet Bey'in sorusunu rica ediyoruz. Teşekkürler Nami Hanım. Zeynep Hanım, sizi dinlemek bize zevk veriyor, mutlu ediyorsunuz bize. Sağ olun. Hatta umudumuzu fazlasıyla arttırıyorsunuz. Sizle daha önce Türk-Amerikan Dernekler Ansamblesi'nin İlker Başbuğ'da yaptığınız sohbetinizi de, konuşmanızı da dinlemiştik. Çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Akçay ben. Florida Türk-Amerikan Derneği başkanıyım. Şimdi başkanlığını yürütüyorum. Bu inşallah bir temennimi önce söyleyeyim. Hani konuşmanıza başlarken bugünlerde çok yoğun olduğunuzu, çünkü kadınlar... günü haftası cümlesini kullandınız. İnşallah bu hafta ileride Mutlu Kadın Haftası'na döner. Mücadeleler sonucunda. Onu umuyorum. İnşallah. Şimdi benim dikkat çekmek istediğim ayrı bir nokta var. O da şu. Size tabii fazlasıyla katılmayan olamaz. Mücadelemizi dayanışma içinde sürdürmeliyiz. Mutlaka. Bu böyle 2x2=4. Ama bu dayanışma nerede olacak? Demin tam da son cümleniz öyleydi. Sivil toplum örgütleri bünyesinde olacak. Çünkü toplumun birçok kesimi şu anda herhangi bir siyasi partiye üye olsa bile hani siyasi partilerin yasasının gereği veyahut da alışılagelmiş olan bir düzen çerçevesinde oralarda çok mücadele gidemiyor. Bizim gibi insanlar için söylüyorum. Biz ancak İşte Florida Türk-Amerikan Derneği ya da Hülya Koçan'ın başkanlığını yaptığı Kaliforniya Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde biz dayanışma içinde götürebiliriz bunu. Fakat bu sivil toplum örgütleri tanımını hakikaten açmamız lazım. Mesela Türkiye Odalar Birliği'ne bağlı bir takım dernekler. Bunlar sivil toplum örgütü mü? Bence değil. Çünkü onlar meslek örgütü. Ya da sendika. Onlar sendika. Ya da bir başka vakıf. Hani paraya dayalı bir takım böyle menfaat doğası gereği menfaate dayalı bir takım örgütlenmeler sivil toplum örgütü olamaz. Hani İngilizce'de NGO diyorlar ya, non-government şeyi. Böyle olmak lazım. Bunu bu konularda biraz açabilirseniz, hani kayıt yapıldığını da gördüm. Evet, yani şöyle ki, Mehmet Bey, hükümetten maaş alan hiçbir örgüt tabii ki NGO olamaz. Kesinlikle evet. olamaz. Evet. Yani bu tanımları da tam yani sizin ağzınızdan böyle yani evet, matematik gibi. Hepsine birden sivil toplum örgütü diyoruz. Tabii Ensar Vakfı başka. Mesela Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı başka. Diyelim gelirinizin nereden geldiğine de çok bağlı, vakıf olarak ne yaptığınız. Ben şuna inanıyorum ki yaşayan her insan nerede yaşarsa yaşasın mutlak bir gönüllü çalışmanın içinde olması lazım.
Yani dünyanın hiçbir yerinde ben yalnız işimi yaparım, başka da hiçbir şeye karışmam denemez. Böyle bir şey olamaz. Gönüllü çalışmayan insana benim hiçbir saygım kalmıyor artık. Yani mutlak bir böyle bir gönüllülük üzerinden ve toplum yararına bir çalışmanın içinde olmamız lazım. Her birimiz. Ama tabii bunu çok da sömürmemek lazım. Kimi insanlar çok da sömürülüyor bu konuda. Ama ben doğrusu burada Türkiye'de bana sordukları vakit gençlere girin aklınızın yattığı bir siyasi partide politika yapın diyorum. Kesinlikle politik partilere girin. Hangisine aklınız yatıyorsa girin, mücadelenizi de öyle de verin diyorum. Çok teşekkürler. Son iki... Bu arada ben dün akşam da New York'taki bir kurul, Amerikan Türk Kadınlar Birliği miydi? Onların adı. Onlara da bir konuşma yaptım. Amerika'da çok var böyle gruplar. Evet. Evet. Ama onların konusu başkaydı. Onlar yazmakla ilgiliydi. Öyle bir şeydi. Zeynep Hanım, tabii sizi çok fazla yormadan son iki soru alıyorum. Onaylarsanız. Arzu Brown'dan bir soru rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim Nameciğim. Ve herkese bu başarılı program için çok teşekkürler. Bütün panelistlere de. Zeynep Hanım gerçekten benim için çok aydınlatıcı oldu. Ben genel olarak tabii ki biliyorum ailem orada, Türkiye'de olan bitenleri. Ancak çok yakından takip edemiyorum açıkçası politikayı. Benim sorum bizim gibi düşünmeyen kadınlarla ilgili. Bilmiyorum öyle bir çalışmanız oldu mu? Yani şu anda Türkiye'nin başında olan zihniyete inanan kadınlar, bunlar arasında politikacısı var, doktoru var, bir sürü çalışanı var. Yani bunlar nasıl justify ediyorlar? Yani kadınlıklarıyla bu zihniyeti nasıl bağdaştırabiliyorlar? Yani çocuklar için hiçbir anne istemez, öyle değil mi? Küçücük kızının evlenmesini ya da konuştuğumuz diğer bütün olayları. Bakın, şuna inanıyorum ki her annenin tek isteği vardır, kendi çocuğunun mutlu olması, değil mi? Ama eğer siz cahil bırakılmışsanız, eğer siz bu dünyadaki hiçbir şeye inanmayıp yalnız gelecek dünyada, ahirette cennete gideceğinize inanıyorsanız, kendiniz sonsuz baskı görmüşseniz, aynı baskıyı kızınıza da uygularsınız. Eğer beyniniz yıkanmışsa, başka türlü davranamazsınız. Ben her zaman benim gibi düşünmeyen bir insanla konuşurken onun açısından bakmaya çalışıyorum. Onun açısından bakmaya çalışıyorum, onu anlamaya çalışıyorum. Ve ancak onu anlarsam onun sorularını cevaplayabilirim. Yani başını örtmüş örtmemiş benim için çok önemli değil. Ama diyelim onun küçük çocuğu niye saçını göstermek ayıp, günah? O zaman Allah bizi niye saçsız yaratmadı kadınları diye sorduğu vakit annenin ne cevap vereceğini merak ediyorum. Yani cevap vermekten çok benim gibi düşünmeyene kime soruları sordurtmaya çalışıyorum. Cevapları kendi verebilsin istiyorum. Ama bunun için de önce onunla empati kurmam lazım. Onu anlamam lazım.
onu değiştirmeye çalışmamam lazım. Ama dediğim gibi Türkiye'de şimdi büyük bir biçimde çok egemen bir tarikat, cemaat ilişkileri ilerliyor. Onlar var. Oradan nemalanan bir kitle var. Yani iktidar değiştiği vakit her şeyini kaybedecek. Çok 19 yıldır her yere sızmış bir durum var. Onun için bu böyle hemen olmayacak ama yavaş yavaş olacak. Ve gerçekten inanıyorum ki genç kuşak, yeni kuşak zehir gibi geliyor. Gayet iyi geliyor. Çok teşekkürler. Son sorumuzu Necla Hanım'dan alıyoruz. Necla Hanım buyurun. Anneciğim konuşabiliyor musun? Ben bu konuşmaları çok güzel, zevkle dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler anlatıldı. Onun için çok mutluyum. Bu duygularım çok konuşamıyorum. Çok çok güzel de bütün konuşmacılara önce kızım olarak sana Nalan'cığım ve hanımefendiye çok teşekkürler ediyorum. İyi geceler diliyorum. Bütün Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi geceler hepinize. Teşekkür ederim çok katıldığınız için. Eğer ben ekleyebilirsem, annemle benim yine hani hepimizin rol modelleri var. Annem benim en büyük destekçim. Ve her zaman öğrenmeye açık oldu. Çünkü bu anlattığımız değişim, öncelikle bir önceki soruda hani bizim gibi düşünmeyenleri ne yapacağız? Ben kendi çalıştığım alanda da, kadın sağlığı alanında da mutlaka empati kuracağız. Mutlaka onları dinleyeceğiz. Çünkü mutlaka onların, ve ben bunu kadınlarda daha kolay buluyorum aslında erkeklerle, daha açıklar. Kadınlar değişime daha açıklar, dinliyorlar. Çünkü değişiyorlar, değişmeye de daha açıklar. Erkeklerden çok daha açıklar. Ve benim kendi hayatımda da ben annemde gördüğüm, yani işte Sinoplu, küçük bir yerde büyümüş, o değer yargılarıyla büyümüş ama değişime o kadar açık ki. O da bana ilham veriyor. İnşallah, umuyorum ben de yaptıklarımla ona ilham veriyorum. Yani değişim her zaman kadınlarla çok daha güçlü olduğuna, buna çok canı gönülden inanarak, bütün çalıştığım ülkelerdeki örneklerine bakarak söylüyorum. Herkese, ben de katılan herkese çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkürler tekrar herkese. İyi geceler. Teşekkürler. Gitmeden önce bir şey söyleyebilir miyim? Ha, Necla Hanım, evet, iyi geçeler eğer gitmeniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz i̇yi teşekkür geceler. Ederiz katıldığınız için. Hülya Hanım lütfen buyurun. Hülya evet, Hanım. Bir iki şey söyleyeyim diyecektim. En başta tabii Zeynep Hanım, bize şeref verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Zaten Atan'ın o ortak 29 Ekim, Mehmet Bey'in de söylediği gibi toplantısında, sanal toplantısında, inanın sohbetinize doyum olmamıştı. Hiç olmuyor zaten ama bir nebze şimdi yine bize şeref verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnanın hani kelimelerle tarif edilmesi mümkün değil. Bizim ruhumuza hitap ediyorsunuz. Sadece sözlere değil. İnanın ruhumuza, günümüze daha bir güneş getiriyorsunuz, ışık getiriyorsunuz ve bize şevk veriyorsunuz. Bizi kamçılıyorsunuz. İnanın böyle mücadele bize hakikaten daha fazla yapılması gereken bir şey olarak görünüyor. Hani bizi kapatamazlar. Bizi kapatmakla kastım tabii ki başımı kapatmak değil. O benim için hiç önemli değil. Açık maçık sorun değil. Önemli olan ruhumu kapatamazlar. Türklüğümden caydıramazlar filan falan. Evet, inanın bize ve ruhumuza müthiş
müthiş bir şekilde dinamizm getirdiniz tekrar. İnşallah daha sık sizi görebiliriz ve dediğiniz gibi bir günde, bir haftada kutlama olmasın, daha sık olsun. Bu arada da tabii bu güzel programı gerçekleştirmek için uğraşan tüm arkadaşlarıma, ekranda zaten bazılarını görüyorsunuz, Nilgün Hocam'dan, Gülhan Hanım'dan, Gülten Hanım'dan, Özlem Hanım'dan, Atiye arkadaşımdan, Nami arkadaşımdan, daha nasıl bütün tüm arkadaşlara, Ayla Hocam'ın zaten o gülümsemesi sari. Ben ona baktıkça hoşuma gidiyor, günüm daha güzel geçiyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii bize Türkiye'den destek veren tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programı gerçekleştirmede yardımcı olan ITG arkadaşlarımız da eksik olmasınlar, Türk onlar da. Biz hep böyle yerli malı, Türk hep onu kullanmalı zihniyetindeyiz. Ve gördüğünüz gibi konuşmacılarımızı da hep Türkiye'den ve Türk olarak seçiyoruz. Eksik olmayın, sizler de bizim hatırımızı hiç kırmıyorsunuz. İnşallah daha da aydınlık günlere geçeceğiz. Daha da programlar, projeler beraber üreteceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene ve ayrıca da diyorum ne mutlu bana kadınım. Çok güzel. Efendim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. İlk kez Ayla adının yanında I love you'yu gördüm. Çok hoşuma gitti. Bunlarımı söyleyeyim. Zeynep Hanım, ben de yıllardır sizi takip ediyorum. Çok seviyorum. Onun için bugün ayrı bir heyecan yaşadım. Hani yıllardır ben program yönetiyorum, sunuyorum. Çocuklarla, yetişkinlerle çalışıyorum ama sizinle burada canlı olmak gerçekten elimi ayağımı dolaştırdı. Ben bir öğretmenim, drama öğretmeniyim. Öğrencilerim bana I love you öğretmen diyorlar. O yüzden sosyal medyada ve YouTube kanalımda ismim I love you. Ve Etak'ın yaptığı bir kulübü var. 2 saati hazırlıyorlar ve inanılmaz başarılılar. Ben de bazı cumartesi günlerinde onlara katılıyorum ve çocuklara masal ve hikaye anlatıyorum. O yüzden de çok çok mutluyum. Hülya Hanım zaten herkese genel bir teşekkür yaptı. O yüzden ben de Etak'ın bir parçası olduğum için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir program hazırlamış oldukları için Sayın Nalan Şahin Hodoğlugil'e ve Sayın Zeynep Oral'la birlikte olduğumuz için ve tabii ki bu programı şu anda seyreden herkesle bağlantımız olduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçeklerden konuştuk, biraz üzüldük, hüzünlendik ama gördük ki biz kadınız, umudumuz hiçbir zaman yitirilmeyecek ve umutlanmaya devam edeceğiz. Bu umutlardan sonra da kadın olduğumuz için biz müziği seviyoruz, biliyorsunuz. Müziğe aşığız. Bu güzel günü güzel bir müzikle bitireceğiz. Ondan önce ben size bu Nurdan Çivi ve Alaturka Connection grubunu takdim etmeden önce ufacık bir bilgi vereceğim onlarla ilgili. San Francisco'nun tanınmış ve çok sevilen müzisyenlerinden oluşan bir Türk bir grubu bunlar. Grup üyeleri geldikleri değişik kültür ve etnik kökeninin zenginliğini müziklerine yansıtıyorlar. Balkan, Roman, Türk müziğinden oluşan zengin bir repertuarları var grubun ve gelenekselle modern arasında bir köprü kuruyorlar. Aktif konser programlarının yanı sıra grubun aynı zamanda sosyal projelere de destek vermeleri gerçekten inanılmaz güzel. Geleceğe Şarkılar adı altında her sene düzenlenen konserin bütün gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla Türkiye'deki kız çocuklarının eğitimine gönderiyorlar. Bugün programımızda 2 harika şarkı seslendirecekler. Eklemedir Koca Konak ve Manastır'ın ortasında diyecekler. Hepinizi İstanbul'dan sevgiyle öpüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Nurdan Çivi ve Alaturka Connection'la hoşça kalın. İyi akşamlar.
Thank you.